Merhaba arkadaşlar, Microsoft PowerPoint dersimizin 7. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde fotoğraf albümü nasıl oluşturulur ondan bahsedeceğiz. Bu bölümde neler yapacağımıza bakalım. İlk olarak slide gösterisiyle inceleyelim. Gördüğünüz gibi bizi fotoğraf albümü başlığımız karşılıyor. Geçmişten günümüze alt başlığımız mevcut. Slide'ı ilerlettiğinde ilk resmimiz karşımıza geliyor. Resimler sıraya konup her sayfada bir resim olarak ayarlanmış. Şurada gördüğünüz gibi resimlerimize çerçeve uygulanmış ve fotoğraf albümümüz toplam 4 tane resimden oluşuyor. Şimdi gelin hep beraber bu örneğimizi birlikte yapalım. Sunumuza geliyorum. Fotoğraf albümü eklemek için ekle sekmesinden fotoğraf albümüne tıklıyorum. Fotoğraf albüm penceresi geliyor karşımıza. Resim ekleyebilmek için burada gördüğünüz dosya disk butonuna tıklıyoruz. Ve buradan resimlerimizin olduğu yere geliyorum. Burada toplam 4 tane resmim mevcut ve ben bu 4'ünü seçeceğim. İstersek bu şekilde teker teker seçebiliriz. İstersek faremin sol tuşuna basılı tutarak resimlerimi seçebilirim. Bir tane resmim kaldı. Ben CTRL tuşuna basıp faremin sol tuşuna basıyorum ve gördüğünüz gibi bütün resimlerimi seçtim. Ekle diyerek resimlerimi ekliyorum. Gördüğünüz gibi resimlerim albümdeki resimlere eklendi. Burada resimlerin ön izlemesini görebilirsiniz. Şu şekilde. İstersek resimlerimizin yerlerini değiştirebiliriz. Ben buradaki XP adlı resmimi en üste taşımak istiyorum. Çünkü resimlerimi geçmişten günümüze olarak sıralayacağım. Bunun için bunu seçtim. Ve bu alt kısımda butonlarım var. Yukarı, aşağı, kaldır şeklinde. Yukarı dediğimde şu şekilde resmimi üste taşıyor. Aşağı ok yönünde olan butonuma tıkladığımda resmimi aşağıya taşıyor. Ve ben bunu en üste taşıyorum. Beğenmediğim resimleri seçerek kaldır butonuna tıkladığımda resmimi kaldırabilir. Bu resimler benim için ideal. O yüzden resimlerimi kaldırmıyorum. Ön izlemenin altında bulunan butonlardan ben resimlerimi döndürebilirim. Parlaklıklarını ve kontrastını ayarlayabilirim. Albüm düzeni kısmından resimlerimi sayfaya göre ayarlayabilirim. Dilersem buradan slide'ıma bir resim, iki resim, dört resim, bir başlık resim, iki başlıklı resim seçebilirim. Ben sayfamda bir resim olmasını istiyorum. O yüzden bir resim seçiyorum. Çerçeve şeklini ayarlayabilirim. Buradan yuvarlatılmış dikdörtgen, basitçe çerçeve beyaz, basit çerçeve siyah şeklinde çerçeveler ekleyebilirim. Ben basit çerçeve beyaz çerçevesini seçiyorum ve tıklıyorum. Yan tarafta ön izlemesini gördüğünüz gibi bu şekilde. Dilerseniz siyahı seçelim. Gördüğünüz gibi çerçevem siyah şeklini alıyor. Şuradan tekrar beyazı seçiyorum. Dilerseniz bilgisayarınızdan da tema ekleyebilirsiniz. Buradan göz atlayıp bilgisayarınızdaki temayı seçebilirsiniz. Buradan oluştur diyerek fotoğraf albümümü gördüğünüz gibi oluşturuyorum. Fotoğraf albümü altında bilgisayarınızın ismi yazar. İsterseniz değiştirebilir veya silebilirsiniz. Ben değiştirmek istiyorum ve buraya geçmişten günümüze yazacağım. Bu şekilde geçmişten günümüze. Yazımı biraz şu şekilde yukarı taşıyorum. Gördüğünüz gibi albümümüz oluştu. Şu şekilde çerçevelerim eklendi ve toplam 4 tane resmim mevcut. Fark ettiyseniz albümüm başka bir sunumda açılıyor. Bu albümümüzü ana sunumumuza taşıyalım. Buradan herhangi bir slaytımızı tıklıyorum. Klavyeden CTRL A tuşuna basarak bütün slaytlarımı seçmiş oluyorum. Bu şekilde ve sağ tıklıyorum. Buradaki kes seçeneğine tıklıyorum. Ana sunuma geliyorum. Şu şekilde ve boş bulduğum bir alana yani slide sayfası değil de slide sayfamın alt kısmında boş bulduğum bir alana şekilde tıklıyorum. Ve kaynak biçimlendirmesini koru şeklinde yapıştırma işlemi yapacağım. Ve tıklıyorum. Şekilde gördüğünüz gibi fotoğraf albümümüz buraya geldi. Kaynak biçimlendirmesini koru şeklinde yapıştırdığım için hiçbir değişiklik olmadan fotoğraf albümüm aynı şekilde buraya geldi. Slide gösterisiyle başlatalım ve görelim. Bu şekilde gördüğünüz gibi fotoğraf albümü başlığımız ve geçmişten günümüze alt başlığımız mevcut. Slide'ımı ilerlettiğimde resimlerim şu şekilde 4 tane resmim var ve bu resimlerimizi bilgisayarımızdan yükledik.
Her sayfaya birer tane resim ekledik ve resimlerimize beyaz çerçeve ekledik şu şekilde. Evet arkadaşlar, bu bölümde anlatacaklarımız bu kadardı. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.